Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şehriye çorbası yapacağız. Hemen tencerem ocağıma aldım ve şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı üzerine ilave ediyorum. Dilerseniz üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı da ilave yapabilirsiniz. Ben tavuk suyu kullanacağım için tereyağı kullanmıyorum. Hemen 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve unumu şöyle 1-2 dakika çeviriyorum. Fazla değil. Şöyle 1 yemek kaşığı salçamı da ilave ediyorum. Biber salçası. Dilerseniz siz birer kaşık değil, yarımşar kaşık koyarak 1 kaşık da tamamlayabilirsiniz. Domates ve biber salçası kullanarak. Salçamı da şöyle 1-2 dakika çeviriyorum. Üzerine hemen 5 su bardağı tavuk suyumu ilave ettim. Salça ve un çözülünceye kadar şöyle karıştırıyorum. Tekrar su ilavesi yapacağım. 1 su bardağı suyumu daha ilave ettim. Toplamda 6 su bardağı su kullandım. Şimdi çorbamın suyunu kaynaması için bırakıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı nane ilave ediyorum. Tuz ilavesi yapmıyorum. Sizler damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben salçanın tuzuyla yemeğimi, çorbamı pişireceğim. Şimdi kaynamaya bırakalım. Çorbamın suyu kaynadı. Hemen 1 çay bardağı şehriyemi de ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle karıştırıyorum. Ara ara karıştırın. Şehriyeler tencerenin tabanına çöküp yapışabilir. Bu şekilde olmaması için ara ara karıştıralım. Çorbamı şöyle bir karıştırıp son olarak göstermek istiyorum sizlere. Mis gibi kıvamı da bakın, çok da güzel oldu. Son olarak da şöyle yarım demet maydanoz doğradım. Onu da ilave ediyorum. Ve çorbam servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.